Sağlıklı, güzel bir gün dileğiyle A Haber'in sağlık programı Medikal'de gene sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, bugün ele alacağımız konu baş dönmeleri. Aslında yaygın bir problem. Acaba baş dönmeleri neden kaynaklanıyor? Baş dönmelerinin tedavi seçenekleri neler? Bu konuda bize kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Celal Ünver bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bir tıbbi adı var, vertigo. Evet. Aslında bu hastalıkla tanışan ben de vertigo var diyebiliyor. Doğru. Ama baş dönmesi olup henüz tanı almamış ya da vertigo tanısı konmamış hastalar bunu bilmiyor. Doğru. Baş dönmesiyle vertigo aynı şey midir? Aslında tamamen aynı. Vertigo İngilizce olarak söylen biçimi. Baş dönmesi olarak çok daha geniş bir yelpazeyi kaplayan bir deyim gibi görünse de aslında vertigo deyince sanki daha çok önemsenmesi gereken bir durummuş gibi algılanıyor. Aslında ikisi de aynı. Peki baş dönmesi dediğimiz bir tabloda gelen bir hasta size baş dönmesini nasıl tanımlar ya da o kişinin nasıl şikayetleri olur? Şimdi baş dönmesi kişinin vücudunun uzasal bir ortamda konfigürasyon olarak yerini tam olarak algılayamaması anlamına geliyor. Yani bulunduğu mekanın kendisiyle olan uyumsuzluğunun ifadesi biçimde gösteriyor. Çoğu zaman hasta iki türlü şikayet olarak karşımızda bulunuyor. Bir tanesi eşyaların kendi etrafında döndüğünü ifade edebiliyor. İkinci türü de ayağın altından yerin kayması ya da boşluğa basarmış gibi bir his ile bize geliyor. Bu iki türlü ayrı ifade bizi hastalıkların kategorizasyonu konusunda da yönlendiriyor. Şimdi hastalıkların kategorizasyonu dediniz, o noktaya geleceğim. Bir de denge problemleri var. Evet. Baş dönmesiyle denge probleminin kesişen ya da ayrışan yönleri nelerdir? Tabii. Baş dönmesi daha agresif bir tabloyu ifade etmek için kullanılıyor. Daha çok gerçek vertigo dediğimiz, gerçek baş dönmesi dediğimiz ve daha da çok iç kulak hastalıklarının belirtisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu tür durumlarda kişi son derece huzursuz, mide bulantılarının, kusmalarının eşlik ettiği, bazen dakikalarca, bazen saatlerce süren çevresel dönmeyi tarif edecek şekilde kendini ifade ediyor. Buna gerçek vertigo diyoruz. Bir de ayağımızın altından yerin kayması, güvensiz bir şekilde kendimizi ortamda hissetmemiz, boşluğa basarmış gibi bir his söz konusu oluyor. Biz buna dengesizlik yönünde değerlendiriyoruz. Bunlarda dengesizlik yönünde olan problemlerde iç kulak hastalıklarından biraz daha uzaklaşan bir teşhis yönümüz var. Bunları daha farklı araştırmak ve daha farklı branş doktorlarıyla tartışmak gereğini hissediyoruz. Ama gerçekten agresif, bizi bazen acile kaldırarak orada tedavi, ilk baştaki tedavileri orada gerçekleştirme durumu yaratan hastalıklar genelde iç kulak kaynaklı hastalıklar olarak ortaya Şimdi çıkıyor. Ben baş dönmesi genellikle bu dediğiniz tablo genellikle iç kulak kaynaklı nedenlerden kaynaklanıyor. Bir de %30'u var. Önce %30'u konuşalım. Sonra sizin branşınız olan kulak, burun boğazı ve kulağa geleceğim. %30 neden oluyor baş dönmesi? Şimdi burada 3 tane hastalık kategorizasyonu öngörmemiz lazım. Bir tanesi nörolojiyi ilgilendiren, beyin ve boyun hastalıklarını ilgilendiren bölüm. Burada tabii tümörler, beyindeki bir takım damarların ani kanamaları, bir takım kafa travmaları ve buna bağlı konfüzyon dediğimiz şuur kaybıyla eşlik eden bir takım sıkıntılar, boyun damarlarından beyine giden akımın azalmasını sağlayan bir takım hastalıklar, bunun gibi şah damarı tıkanıklığı falan gibi değil mi? Ve bir takım trombotik hadiseler, yani kan pıhtılaşmasının beyine gidip bir damara tıkamasıyla ortaya çıkan hadiseler, bunlar daha çok nörolojiye ilgilendiren sıkıntılar. Bunlara kesinlikle akut olarak tedavi şansı yaratmak için iyi bir elemeden geçirmek gerekiyor. Dahili problemler, kardiyolojik nedenler, bunlar kalpte bir takım ritim bozuklukları, miyokard enfarktüsünün olması, ani hipertansiyon veya hipotansiyon krizlerinin geçirilmesi, bunun gibi B12 folik asit eksikliği, tiroid fonksiyon bozuklukları, demir eksiklikleri, bunlar da baş dönmesi meydana getirebiliyorlar. Bir de işin psikolojik kısmı var. Daha çok panik atak tarzındaki
sıkıntılarla beraber eşlik eden, bunlar da gerçek vertigo hissi uyandıran hastalıklar grubuna yapıyor. Ama siz vertigo olabilmesi için daha çok mide bulantısı gibi tablonun da eşlik etmesi evet. gerektiğini daha çok evet. söylüyorsunuz değil evet. mi? Ve acile de zaman zaman götürebilen Doğru. bir tablo diyorsunuz. Şunu da öğrenmek istiyorum. Bir takım ilaçlar yan etki olarak baş dönmesi yapabilir mi? Elbette. Ne tür ilaçlardır özellikle, bunlar? Özellikle antidepresanlardan burada Hı-hı. çok bahsetmek gerekiyor. Beynin uyanıklık sistemini baskılayan ilaçları genelde ön planda görüyoruz. Yani bunlar antidepresanlar, antihistaminik dediğimiz antialerjik ilaçlar, bir takım kullandığımız yemekler, mesela özellikle denizin derin bölümünden çıkan deniz ürünleri, alkol, bunlar baş dönmesi meydana getirebiliyorlar. Ve %70'i iç kulak kaynaklıdır evet. baş dönmelerinin nedeni dediniz. O zaman iç kulak kaynaklı hangi problemler olabiliyor? Tek bir faktör mü vardır? Yoksa iç kulağı ilgilendiren birden fazla sorun olabilir mi? Evet. Şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz. İç kulak küçük bir organ. Hatta kulağımızın 3 bölümünden en küçük olan bölümü. Hı hı. Bu kadar küçük bir bölüm içerisinde bu kadar çok baş dönmesi hastalığı yaratan bir organ olarak hakikaten hayrete düşürüyoruz. Bu kadar yıllık mesleki yaşamım geçmesine rağmen hala hayretler içerisindeyim. O kadar küçük bir organdan ne kadar bu kadar çeşitli baş dönmesi meydana gelebilir diye. Hakikaten iç kulağın dengeyle ilgili olan sisteminde her bölümün ayrı dengeyi sağlayan, katkı sağladığı bölümler var. Mesela denge kanalları ile ilgili olan hem sıvı denge kanalların içerisinde akan denge sıvısının basıncıyla alakalı, eksilmesiyle alakalı. Hem de bu kanal içerisinde bir takım dökülen bizim halk arasında denge kristalleri dediğimiz bir takım otolitlerin hastalıklarıyla alakalı baş dönmeleri olabildiği gibi denge sinirinin kendisiyle alakalı gerek bası gerek virütik enfeksiyonlar sonucunda etkilenme sonucu meydana gelen baş dönmesi hastalıkları olabiliyor. Bir de orta kulağın akıntılı kronik otit dediğimiz problemlerine bağlı olarak sekonder olarak iç kulağı etkilemesi sonucu meydana gelen baş dönmesi hastalıkları var. Bunların ayrımı çok önemli. Çünkü bazı hastalıklarda sadece bir manevra yaparak hiç ilaç vermeden problemi halledebiliyoruz. Bazılarında ilaç vererek problemi halledebiliyoruz. Bazılarında sadece ameliyat ederek problemi çözebiliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla ayırıcı tanı da teşhiste çok önemli. Şimdi peki ayrıcı tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Çünkü bir vaka geldi karşınıza, baş dönmesi tanımlıyor. Evet. Siz de vertigo tanısı koymak istiyorsunuz. Hani kesinleştirmek istiyorsunuz. Evet. Biraz önce saydığınız %30'u dışlamak istiyorsunuz. Aynen. Ne evet. tür tetkikler yapıyorsunuz öncelikle? Şimdi aslında bizim bir baş dönmesi hastasıyla buluşmamız muayene odasından girerken kapıda başlıyor muayene. İnspeksiyon dediğimiz hastanın duruşu, yere basış biçimi, ayakta sallanışı, gözü kapalı olarak yürüdüğünde bir tarafa doğru kayması, dolayısıyla kendisinin ne kadar güvensiz olduğunu hisseden vücut dilini ilk başta mutlaka kayda değer bir durum olarak algılıyoruz. Daha sonra rutin bir kulak burun boğaz muayenesinden sonra otonörolojik muayene dediğimiz bir laboratuvar çalışması yapıyoruz. Burada ENG dediğimiz çok değerli iç kulaktaki problemlerin ayrışmasını yapacak bir laboratuvar tetkikine ihtiyacımız oluyor. Bazen posturografi dediğimiz dengeyi temel sistemler açısından kategorize eden bir test yöntemi başvurmamız gerekiyor. Bazen işitme testi yaparak hastalıklar arasındaki işitsel kayıpların katkısını öğrenmeye çalışıyoruz. Bazen bir takım radyolojik tetkikler yapıyoruz. Dolayısıyla çok ince ayrıntılı bir çalışmaya ihtiyaç oluyor. Şimdi bir de Benier diye bir hastalık var. Evet. O da insanları bayağı geldiği anda yaşama küstüren bir hastalık. Kesinlikle. Nasıl bir hastalık Benier? Benier hastalığına bir epilepsi krizi gibi bir benzeşim olsun diye söylüyorum. Tabii birbirinden mekanizmaları farklı ama yani sanki bir epilepsi krizi yaşıyormuş gibi bir Benier krizi yaşanabilir. Menier kriz dediğimiz şey çoğu zaman bir aurası olmadan yani geleceğini hissetmeden insanların kriz şeklinde yaklaşık 1,5-2 saatlik bir baş dönmesi atayla ve bu dönemde hangi taraf etkilenmişse, hangi kulağı etkilenmişse o kulakta bir dolgunluk, bazen bir işitme kaybı, şiddetli bir çınlama, çok bulantı kusmayla karakterize bir kriz geçirerek karşımıza geldiği bir hastalığı tanımlıyoruz.
Aslında bazen bu hastalıkları kişi bize anlatırken dahi teşhisin %70-80'i neredeyse kesinleşiyor. Çünkü çok tipik hastalıklar, şikayetleri çok tipik olarak belli. 4 tane kardinal belirtisi olan bir hastalık. Ve 2 saat sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi yola yürüyüp devam ediyor. Aynı epilepsi hastaları gibi. Hiçbir tedavi almasa bile mi böyle oluyor? Çoğunlukla öyle oluyor. Kronikleşmemişse peki, problem öyle oluyor. Peki kronikleşmiş bir hastalık düşünelim ya da kronikleşmemiş bir Meniere hastalığı düşünelim. Evet. Bunlarda atak gelmesini önlemek mümkün mü? Önlüyor musunuz? Tedaviyle geciktiriyor musunuz? Yoksa hani atakların biraz sıklığını, şiddetini mi azaltıyorsunuz? Tabii. Şimdi Meniere hastalığı, iç endolenfatik hidrops dediğimiz, onu biraz daha ilerlemiş haliyle aslında halk arasında daha iyi anlaşılması için, benzeşim yaratmak için söylüyorum. Bir iç kulak tansiyonu problemi. Nasıl göz tansiyonumuz var, nasıl sistemik tansiyonumuz var. Meniere hastalığı da aslında bir iç kulak tansiyonu. Bütün tansiyon hastalıklarında olduğu gibi neden bilinmiyor. Kesin neden bilinmediği için kesin olarak ortadan kaldırma şansımız yok. Fakat bu hastalıkta durumu kontrol etme şansımız var diğer sistemik tansiyon hastalıklarında ya da göz tansiyonunda olduğu gibi. Burada yaptığımız müdahaleler, bir tansiyon hastası nasıl idare edilir, nasıl tedavi edilir, aynı prensiplere dayanıyor. Yani tuzu kesiyoruz, sigara, alkol ve kafeini kısıtlıyoruz, stresi kontrol altına alıyoruz. Bu bizim göz tansiyonumuz için de, normal sistemik tansiyonumuz için de yapılması gereken şeyler. Daha sonra bir takım idrar söktürücü ilaçlar veriyoruz ki diğer hastalıklarda da bu geçerli. Daha sonra hastalığın kontrol edilme gücüne arttırmak adına bir takım kortizon tedavileri, kulak zarının arkasına kortizon enjeksiyonları, bu denge kesesinin ve basıncını azaltmaya yönelik bir takım kulak ameliyatları ve en nihayetinde beyinden denge sinirinin kesilmesine yönelik selektif olarak, yani seçici olarak kesilmesine yönelik bir işlem yapılıyor. Bu nasıl yapılıyor? Bir cerrahi bir yöntem mi? Nasıl tabii en son söylediğim şey kulağın arkasından beyin tarafına geçerek orada kulaktan beyne giren denge sinirini işitme sinirinden ayırarak onu kesmek. Dolayısıyla bir kablo kesildiği için kulakta meydana gelen problem beyne iletilip orada karşılığını bulamıyor. Yani sigortayı attırmak gibi bir şey. Ama böyle bir cerrahiye, böyle bir ağır cerrahiye, riskleri olan bir cerrahiye ihtiyacımızın olduğunu, çok fazla ihtiyacımızın olduğunu söylemek çok zor. Çok az kişi bunu hak ediyor. Böyle kategorik olarak ve sıralı olarak hasta takip edildiği zaman çoğu zaman bu tür şeylere ihtiyaç kalmıyor. Şimdi baş dönmesi olan her kişide Meniere yok. Elbette. Meniere baş dönmesiyle ortaya çıkabilen hastalıklardan biri. Doğru. Doğru özetledim. Aynen. Değil mi? Aynen. Ama şimdi tabii ki baş dönmesi atağa da geldi mi kişiler şiddetli olabiliyorlar. Meniere haricindeki hastalıklarda da baş dönmesi, iç kulak kaynaklı olanlarda gene mide bulantısı tabii olabiliyor ki, değil mi? Yani onun için ayrıca tanı her açıdan çok çok önemli. Çok önemli. Peki ister Meniere olsun, ister baş dönmeleri olsun, kişinin yaşamını nasıl etkiliyorlar? Evet. Aynı zamanda herhalde siz biraz önce zaten bir cümle içinde geçirdiniz. Kişinin kendini güvende hissetme duygusu, evet, yürüyüşünden belli tabii oluyor dediniz. Tabii. Nasıl bir psikolojide oluyorlar? Valla psikolojinin ötesinde bir kere Meniere hastalığı özellikle mağlulen emekli eden bir hastalık. Hı hı. Eğer kontrol edilemediği takdirde derin bir işitme kaybıyla beraber kişinin sokağa çıkmasını kısıtlayan, hatta işine gücüne gitmesini engelleyen ve bu noktada raporize edilirse kişiyi mağlulen emekli olma hakkı sağlayan bir hastalık. Eğer iyi kontrol edilemediği takdirde. Çünkü bu hastaların %30'u ancak aura dediğimiz krizin geleceğini biraz önceden hissetmeye başlarlar. Ama onun haricinde %70 hasta bu krizin ne zaman geleceğini fark edemez. Yani bu araba kullanırken de başınıza gelebilir, balkonun kenarında dolaşırken de meydana gelebilir ya da tehlikeli fabrikada tehlikeli bir iş yapıyorsanız o sırada da meydana gelebilir. Yani evet, önlemlerinizi alamadığımız bir noktada başımıza gelirse bedeli sadece bir baş dönmesi yaşamak olmaz. O zaman daha hayati veya başkalarına zarar verir noktada olabiliriz. Hemen bu noktadan yola çıkarak şunu soracağım. Meniere tanısı almış bir hasta krizinde ne zaman geleceği öngörülemediğinden, evet, araba kullanmamalı mıdır? Tabii ki mutlaka. Yani bu kesin %100 olması gereken bir kaydı değil ama yani başına araba kullanırken böyle bir şey geldiğinde çok ciddi tehlikelerle karşılaşabilir diye düşünmek lazım. Yavaş yavaş artık sohbetimizin sonuna geliyoruz.
Baş dönmesi tanısı alan hastalar sizce doktorlarına müracaat ediyorlar mı? Baş dönmesiyle ilgili toplumda yanlış bilinenler neler? Son 10 yıl içerisinde gereksiz gibi programların hastalara bu konudaki verdiği bilgilerden dolayı hastalarımız, gerçek baş dönmesi yaşayan hastaların çoğu kulak burun boğaz hekimlerine başvurmaya başladı. Eskiden acile gidilirdi ve bu bazen de önemsenmezdi, herkesin başı döner diye kabul edilirdi ve bundan dolayı meydana gelen sağırlıklar kesinlikle kabul edilirdi. Baş dönmeleri ve sağırlık arasında nasıl bir ilişki var, hemen sorayım. Meniyer hastalığında mesela ilerleyici tipte bir işitme kaybı olur ve sonuçta sağırlığa gidebilir. Dolayısıyla bu programlar sayesinde, medyanın bu noktadaki uyarıcı gücü sayesinde insanlar doğru adreslerle buluşup tedavilerle bir an önce buluşma şansı elde ediyorlar. Evet, ben çok teşekkür ediyorum Medikal'e katıldığınız için. Ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, şimdi sırada sağlık bültenimiz var. İçinde bulunduğumuz kış aylarında buzlanmaya bağlı düşmeler ciddi yaralanmalara yol açabiliyor. Kar ve buzlanma sonucunda kaldırımların ve üst geçitlerin büyük tehlike oluşturduğuna dikkati çeken uzmanlar, özellikle gençlerde burkulma ve yumuşak doku travmasına sebep olan kazalar, yaşlılardaysa ciddi kırıklara yol açabilir. Bu nedenle yaşlılar, karlı ve buzlu havalarda mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalılar uyarısında bulunuyorlar. Uzmanların önerileri şöyle: kışın kaymayan ayakkabıları ve yumuşak giysileri tercih edin. Eller cepte yürüme hatasına düşmeyin. Küçük ve yavaş adımlarla yürüyün. Merdiven inip çıkarken ayaklarınızın basamaklara tam olarak temas ettiğinden emin olun. Merdivenlerden inerken veya çıkarken korkuluklara tutunun. Kaygan zeminlerde yürürken şemsiye ya da bastonlardan destek alın. Yumuşayan karın altında buz tabakalarının olabileceğini unutmayın. Olası bir düşme durumunda avuç içlerinin yere bakmasını sağlayın. Böylelikle kalçalara binen yük azalmaktadır. Leğen kemiği, sırt, bel ve boyun travmalarında kazaya uğrayan kişinin hareket ettirilmeden hastaneye götürülmesi önemlidir. Sağlık bültenini izlediniz. Sevgili izleyiciler, bugün de bir Medikal'in sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün sizlerle olsun. Hoşça kalın.